Tüm Emekliler Sendikası'nın düzenlediği Emekliler Geleceğine Sahip Çıkıyor sempozyumu öğleden sonra siyasi partilerin emeklilere ilişkin yaklaşımının konuşulduğu oturumla devam etti. Tüm Emekliler Sendikası, Emekliler Geleceğine Sahip Çıkıyor başlığıyla düzenlediği sempozyum öğleden sonra siyasi partilerin emeklilere ilişkin yaklaşımının konuşulduğu oturumla devam etti kolaylaştırıcılığını Fatih Sürenkök'ün yaptığı öğleden sonraki oturumda ise, siyasi partilerin emekliler ve yaşlılara ilişkin yaklaşımı, konusu ele alındı. Konuşmacı olarak ise CHP, EMEP, S, Halk Evleri, HDK, HDP, Sol Parti, Yeşil Sol Parti ve THP gibi siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Yan yana hareket edersek başarırız. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT sorunuyla ilgili konuştu. Örgütlü güce vurgu yapan Beko, ayrıca emeklilerle ilgili kanun teklifi sunduğunu ancak bunun Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedildiğini söyledi. Beko, emeklilerin örgütlü mücadelesi sonrası sendikalı olabilmeleri çok önemli. Sendikalı olabilmeleri için bu arkadaşların da örgütlü güç haline gelmesi gerekir diye konuştu. Ayrıca intibak yasasının mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Beko, 2000 yılı öncesi emekli olanlar, 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkları her geçen gün büyüdü. Emekliler asgari ücretin altında kesinlikle maaş almamalı. Yan yana hareket edersek başarırız dedi. Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyar, Türkiye'de bugün 13 milyondan fazla emekli ve hak sahibinin yaklaşık 8 milyonu açlık sınırı altındaki asgari ücretinde altında bir aylık alıyor. 2008 yılında 5510 sayılı yasa ile güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Kadınlar emeklilik hakkına daha zor ulaşıyor. Kadın istihdamı %32, emeklilik oranı ise %19'dur dedi. Emeklilikteki koşulların düzelmesi, işçi ve emekçilerin çalışırken verdiği mücadele ile ilgili olduğunu söyleyen Uyar, "Bugün çalışma yaşamında ücretler düşürülmüş, çalışma saatleri uzamıştır. Çok farklı çalışma biçimleri uygulanır durumdadır. Parçalı ücretler nedeniyle alınan ücretler emekliliğe yansımamaktadır ve emekliliğe yansıyacak bir ücret talebi emekçiler açısından büyük önem taşıyor." Esnek çalışma, kiralık işçilik vs uygulamalarla emeklilik için gereken prim gün sayısına ulaşmak özellikle gençler açısından bir hayal durumunda. Emeklilerin çeşitli örgütleri ve örgütlenme mücadeleleri var. Toplumun her alanında olduğu gibi bu alanda da örgütlü mücadele önemli. Bu mücadeleleri birleştirmek gerekti diye konuştu. Örgütlü mücadeleyle sorunların üstesinden gelinir. Ef. İl Başkanı Kerim Altınmakas ise, insancı yaşanabilir bir ücret ve barınma hakkı istiyoruz. Sağlıklı, ulaşılabilir bir ulaşım hakkı istiyoruz. Kültürel anlamda sosyal ve sanatsal faaliyetlerle kendilerinin üretmesi için olanakların sağlanmasını istiyoruz. Bugün yaşadığımız sömürü sisteminde burjuvazi bunları izin vermiyor çünkü halktan alıp egemene verme gibi bir işlevi var diyerek tüm bu sorunlar karşısında örgütlü mücadeleyle sorunların üstesinden gelineceğini söyledi. Halk Evleri Danışma Kurulu üyesi Doğan Halis de emeklileri, işsizleri, güvencesizleri örgütleyen bir yapının olması gerektiğini söyleyerek, emekliler arasındaki ücret farkının kaldırılması istiyoruz. Her emekliye yılda bir belli sayıda ikramiye verilmeli, emekli maaşlarından yapılan sağlık harcamaların kesintiler durdurulmalı, dedi. HDK Yürütme Kurulu üyesi Salih Zeki Tombak, Birleşik Emekliler Sendikası kurulması kararımız var. Emeklilik ve yaşlılık konusunun siyasi partilerin çok fazla içselleştirdiği şeyler olduğunu düşünmüyorum, diye ekledi. HDP adına söz alan Sabri Gül ise, asgari geçim standardı üzerine inşa edilmiş bir ücret sisteminden yanayız toplumsal sınıfsal kesimlerin kendi zorunlu ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve bunun üzerinden kendisini gerçekleştirebileceği bir ücret düzeyi belirlenmesini istiyoruz, dedi. Sol Parti il yöneticisi Serpil Öztahmaz de, emekliler emekli olduktan sonra, en rahat ortamda yaşaması gerekirsen yoksulluk sınırında yaşamaları kabul edilebilir değildir emeklilerin 25 yılı aşan örgütlenme çabalarını bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sol parti olarak yanlarındayız. Bu uzun yolculukta elbette ki kimi zaman ayrılıklar yaşıyoruz, ama bu yürüyüşte rejim iktidarı bize yeniden bir arada yürümeyi öğretecektir, diye konuştu. Yeşil Sol Parti adına konuşan Hüseyin Çağlar ise, bizim yaptığımız zaten toplumun değişik kesimlerinin taleplerini bizim taleplerimize dönüştürmektir neler yapılacaksa o toplumsal kesimle birlikte değerlendirerek yapmaktır. Emeklilerin talepleri neyse parti olarak taleplerimiz de onlar olacaktır, diyerek ortak mücadele vurgusu yaptı. TÖP İzmir İl Örgütü adına da Erkan Gökber mesaj göndererek birleşik mücadeleyi büyütme ve ileriye taşıma vurgusu yaptı. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı bankaların emeklilere maaşlarını kendi şubelerine taşıması karşılığından 7500 liraya varan promosyon vaadinde bulunması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, emeklilerin, bankaların promosyon yarışının figüranı haline getirildiğini ve bunun sorumlusunun da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı olduğunu ifade etti. Gürer, emeklilerin banka promosyonuna muhtaç edilmesini ve uzun saatler banka önlerinde bekletilmesini, hazin bir tablo olarak nitelendirdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, en düşük emekli maaşının ise asgari ücretin 2000 lira daha altında olduğuna dikkat çeken Gürer şu değerlendirmeleri yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede asgari ücretin açlık sınırının altında ve milyonlarca emekli açlık sınırının bile çok çok altında olan 3500 lira ile geçinmeye çalışıyor emekliyi bu duruma AK Parti iktidarı getirdi. 2008 yılında çalışanların emekli olurken ki aylık bağlama oranı, %70'den %35'lere düştüğü için bugün 13 milyon emeklinin en az yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor. 3500 lira maaş alan bir emeklinin alacağı 7500 liralık promosyon ücreti emeklinin bir derdine merhem olabilir. Ancak yıllarca çalışıp didinen emekli bu duruma getirilmemeliydi. Bankada emekli maaşı bir süre kalıyor ve banka bundan ciddi kar ediyor. Bu kar çok cüzi miktarı emekliye veriliyor. Kazanan banka oluyor. Emekli ihtiyaç sahibi olunca onun maaşını banka alabilmek için esasen çok cüzi bir promosyonla emekliyi müşterisi yapmaya çalışıyor emekli geçimini sağlayabilmek için birkaç bin lira kim fazla verirse ona koşuyor. Çoğu emekli bu durumu dahi bilmeyip aynı bankasında kalıyor. Emeklinin bir yılda bankadaki parası ve bankanın bu paradan sağladığı fayda dikkate alınıp promosyon tutarı belirlenmeli ve tüm bankalar için bir taban fiyat belirlenip onun üzerinde promosyon verilmesi sağlanmalıdır özel bankalar ile kamu bankaların verdiği promosyon ücretlerinin arasında çok ciddi farkların olduğuna da değinen Gürer, kamu bankaları 700 lira civarında promosyon ücreti verirken bazı özel bankaların promosyon ücretinin 10 bin liraya kadar yaklaştığını, bu nedenle bazı kamu bankalarında promosyon ücretlerini güncellemesi gerek, şeklinde konuştu. Gürer, ayrıca banka banka promosyon için gezen emeklinin durumunu görün promosyona muhtaç halde bulunan emeklilerin durumunu iyileştirin, emeklilerin intibak düzenlemesi başta olmak üzere yıllardır devam eden sorunlarının çözümü noktasında çalışma başlatın, evi olmayana kira yardımı yapın, ilaç katkı payını kaldırın. En düşük emekli maaşını asgari ücret noktasına taşıyın çağrısı yaptı.